kullandım. Bu vatanın her yerinde, dağlarında, ovasında, köylerinde nice insanlar var. Seferberlikte cephelere giden ve geri gelmeyen. O kadar çok şehit var ki. Evet, karşımızda 15 yaşında hayatının baharında cepheye koşarak giden gönüllü askerler. Bunlar devlet, idareciler çağırmadığı halde okulunu bırakarak annesinin elini öperek Çanakkale'ye koşan kahramanlar. Bir eğitimden sonra askeri yürüyüş yapıyorlar ve birazdan verilecek görev gereği birliklerine katılacaklar. Kimisi bomba atacak, kimisi yemek yapımında görev alacak. Hayatlarının baharında yaşı 14, 15, 16 olan ve cepheye koşan o kahramanlardan bir grubun fotoğrafı. Çanakkale şehir merkezinde sıra sıra askeri düzenle yürüyüş yapan bu genç insanların önemli bir kısmı ortaokul talebesi ve lise öğrencisi. Onlar gibi binler, on binler ve çok sayıda bir kuşak, bir nesil üniversiteden, liselerden akın akın cepheye doğru gittiler. Vatanlarını savunmak için işte o günleri anlatan çok güzel bir fotoğraf karşımıza geldi. Evet, o günlerde savaşa katılan kahramanların fotoğrafı, evet, gördüğümüz gibi. Ama tarihin gündeminde geçtiğimiz 2 sene önce Genelkurmay'ın arşivinden binlerce fotoğraf bulundu Çanakkale Savaşı ile ilgili. Onlar içerisinde bir fotoğraf vardı ki Çanakkale'yi en güzel o anlatıyordu. Fotoğrafın üzerinde bakın hemen genç fidan gibi bir genç insanımız ayakta, eli böğründe, asker kıyafetli, başında o zamanki askerlerin giydiği şapka var, ayağında çarık var, dar bir pantol var. Evet, bu fotoğrafı çektirmiş, sessizce bakıyor ve hüzünle bakıyor. Fotoğrafın hemen alt tarafı, sol tarafta 2 kelime yazılı Osmanlıca, diyor ki gönüllü bombacı. Bu fotoğrafın açıklamasında 13 yaşında olduğu, adının belli olmadığı, evet, ve cepheye gittiği, görev aldığı yazıyor. 13 yaş, ortaokul talebesi. Annesinin elini öpen, koşarak cepheye giden ve savaş ortamında en ön safta aldığı bomba eğitimiyle hücuma kalkan bir vatan kahramanı, muhtemelen şehit. Evet, ülkemizin o genç nesli fidan gibi insanların cepheye koşarak gitmesini hatırlatan ve anlatan en güzel fotoğraf. Bu fotoğrafı buldum, İstanbul'a gittim. Tarihi okulların kayıt ve künye defterlerinde incelemeler yaptım ve gördüm ki savaş ortamında öğrencilerin medreselerde, ortaokullarda, o zamanki ismi Rüştiye diye geçiyor, liselerde çok sayıda öğretmen ve öğrencinin vatan dersi için cepheye koştuklarını gördüm ve o olayın hatırasına Çanakkale'yi Hatırlama kitabını yazdım. Bu kitabın hikayesi o genç arkadaş ve onun gibi olanların destanıdır. Onlara büyük saygılar duydum. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden niye devam edelim hikayeyi anlatmaya? Çanakkale bir destandır ve o destanın içerisinde bayrağımızı yücelten, en büyük fedakarlığı yapan, bütün komutanların ve askerlerin şehit düştüğü 57. alayın da olayı bizler için oldukça önemli. Kaldığımız yerden arkadaşlar, görüntü hemen ekrana gelsin ve o tarihi belgelerle olayı açıklamaya devam edelim. Üniversiteyi vardı. Bakın, Kamışlı Konferansı'ndan sonra Adana'ya evime geldim ve sabah saat 9 civarında üniversiteye gittiğimde 20 Mart tarihinde Sayın Rektör Ali Osman Ateş'in odasında 57. alayın sancağının bulunduğu vitrinin yanındayım. Heyecanım oldukça fazla. Dikkatle bakıyorum alay sancağına. Bu alay sancağı savaş ortamında binlerce askerin Allah Allah diye hücumlarına tanık etmiş ve orada o sancak uğruna, vatanlar uğruna komutanlar ve askerler şehit düşmüşlerdi. Elimle gösterdim. Yanına yaklaştım, dokundum. Evet, elimi dokunduğumda oradaki al renkler şehitlerimizin kanları rengindeydi. Hilal ve yıldız ve oradaki simgeler hepsi bir dönemin hatırasıydı. Evet, heyecanla bu fotoğrafı çektirdim. 57. alay sancağı önünde. Dekanın sekreteri hanımefendi iğneleri tekrar yerine oturttu ve karşımda altın sarısı renklerle farklı simgelerin bir araya geldiği savaş ortamında kullanılan 57. alay sancağımızın görüntüsü var.
Her şey oldukça güzel ve heyecanlı bir şekilde, evet, bu görüntü aldığımda hayallerim hep o sancak uğruna şehit düşen kahramanları hatırladı. Evet, şu anda özel bir itinayla vitrinin kapısı açılmış ve sancağa orada dikkatle bakıyoruz. Ve şu anda karşımıza Alay Sancağı ve Türk Bayrağı geldi. 57. Alay Askerleri Temmuz ve Ağustos 1915 tarihlerinde Anafartalar Conk Bayırı civarında düşman saldırdığındaki onların büyük çoğunluğu Anzak askerleridir. Tepelerde o bayrağı tutan bir askerle o sancağı tutan ve dalgada başka bir asker yan yana savaş ortamında, evet, bu şekilde bayraklarımız taşınıyor idi. Bu iki görüntüyü bir arada yansıtan filmden bir sahne izliyoruz ve o alay sancağıyla Türk bayrağını tutan ellerin ne kadar büyük bir özveriyle savaş ortamında görev yaptığını o film anlatsın ve biz o anı hatırlamış olalım. Andayız. Bu öncü müfrezenin arkasında burayı ele geçirmek isteyen binlerce düşman askerinin olduğu kesin. Bunları arı burnuna kadar sürüp denize dökeceğiz. Bütün tepeleri temizleyeceğiz. Bunu başarmak için kendimizden kat kat güçlü bir düşmanı yenmemiz gerekiyor. Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Gerekirse hepimiz öleceğiz. Orduya zaman kazandıracağız. Biz ölünceye kadar geçen zaman içinde yerimize yeni kuvvetler ve kumandanlar gelebilir. Gazamız mübarek olsun. Sağ ol. Thank you.
Rahat. 57. Alay yetişti. Mustafa Kemal Bey'in komutasında tepelerdeki düşmanları temizleyerek buraya kadar gelmişler. Arkamızdaki dereden sağımıza doğru açılıyorlar. Asker. Yarbay Mustafa Kemal Bey'e alayımın emrine girdiğimi bildirin. Emredersiniz. Evet, 57. alay Conk Bayırı Anapartalardan, tepelerden aşağı doğru ilerlerken sahilden çıkartma yapan Anzak güçlerine karşı büyük bir cesaret örneği gösterdi. Kendisinden kat kat güçlü düşman askerlerine karşı Mustafa Kemal Paşa'nın bir an için askerlerin önüne geçip ben size hücumu değil ölmeyi emrediyorum. Biz görev yaparken eğer ölürsek kazanacağımız kısa bir anda arkadan gelen kuvvetler düşmanı durdurur ve zaferi o zaman kazanabiliriz. Evet, o düşünceyi konuştuğu olayın bir destanıdır. 57. Alay yaşadıkları. Evet, o filmin ışığında biz yine tarihe uzanalım. Bakın belgelerle beraber Çanakkale'deki o muhteşem zaferi hatırlayalım. Çukurova Üniversitesi